Elimle alıp gene katarım buraya içine. Nereye? İçine al babanın içine. Öyle mi? Abi. Süpersin. Elimle alıp katarım. Evet. Beyim. Bugün çok daha güzel bir yerdeyiz. Ben size bugün biraz da belgesel tadında Ramazan abimizin bu arı oğullama sistemi var. O da şu anda gelmiş tam bahçede. Zeytin ağacının tam bir dalına buraya oğullama yapmıştır. Bakın arı oğlu dediğimiz şey tam olarak da bu. Şöyle bakarsanız. Odan bile var ayaklarında, görüyor musun? Öyle mi? Ha, hazır vaziyette. Bak sarı sarı bu. Oo, çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi biz bunu öncelikle şöyle özetleyelim. Değil mi Ramazan abi? Abi. Arı oğlu dediğimiz şey bir kovanda iki tane, üç tane bey olduğu zaman. Üç tane bey olduğu zaman oğullar yok. Bir tane bey olacak. Bir tane bey olacak. Bir tane. O içindeki hazır beyin haricinde doğum yapanların içerisinde bir tane daha bey çıktığı zaman. Karı sıkıyor. O zaman dışarı kaçıyor herhalde. Dışarı kaçtığı zaman da diğer buna bağlı olan arılar da beraber. Değil mi? Tabii tabii. Onu takip ederek geliyorlar. Burada da bu şekilde bir kendilerine yuva bulmak amacıyla. Değil mi abi? Tabii tabii. Yuva ararlar tabii. Evet. Şimdi onlar yuva ararken bu şekilde arı beyi geldiği zaman buraya dala konduğunda diğer arılar da onu takiben geliyorlar burada. Onun etrafını çevirerek burada kendilerine bir yaşam alanı, bir yuva, aile alanı kurmakla ilgili artık burada bir hazırlık çalışma yapılıyor herhalde. Bunlar ilk etapta aslında bu kaçış planı. Kaçış planı. Ha. Bu kovandan iki bey aynı kovanda olmayacağı için bunun adına yarı kaçış planı deniyor. Burada bu şekilde bekledikten sonra tabii. Bir yer kendilerine bir yer buldukları zaman da oraya yerleşiyorlar. Ha, oraya komple yerleşiyorlar. Aynı insan gibi ya. İnsan evi bir yer içine nasıl sığmıyor? Harika. Hiç aynı bunlar da hiç sığmıyor. Harikasın sen. Süper. Evet dedik ya her zaman arazi videosu çekmiyoruz. Bazen de böyle çok güzel, enteresan, istisna şeyler bulduğumuz zaman ki onların da biz buraya videosunu alıyoruz. Şöyle özetlemek gerekirse aslında biliyorsunuz arılar dünyanın yaşam ve hayat döngüsü. Ne zaman ki bu arıların nesli tükendi, ondan sonra da bizim burada fazla yaşama şansımız kalmıyor dünyada. Çünkü bütün tozlaşmayı, bütün dünyadaki ağaçların, sebzelerin döllenmesini değil mi? Tabii arı yapıyor. Bütün hepsini de yani dünyanın döngüsündeki en önemli unsur arı olduğunu asla unutmayalım. Biz de hem doğayı seviyoruz hem doğadaki bu tür canlıların... Arılar bittiği zaman zaten doğa de bitiyor, dünya da bitiyor. Dünya da bitiyor. O yüzden tabii her şeyi arı döllüyor. Evet. Yiyecekler işte her şeyi arı döllüyor. Biz de o yüzden hem doğaya hem de bütün canlılara fazlasıyla ne yapıyoruz? Bütün canlılara saygı duyuyoruz. Tabii. Onlara asla zarar vermeden aynı bu şekilde. Saygı duymayan da var canım. İlaç yapıyorlar. Bazı ilaç zehirli ayırlar. Erken evet. İlaç veriyorlar. Zamansız ilaç veriyorlar. Evet. Biz onlara insan demiyoruz abi. İşte, adam evet. Demeden anlamıyor. Neyse biz şimdilik bu kadar diyelim. Yine Eşen Mahallesi'nde olduğu gibi az sonra buradaki bu arılar Ramazan abimiz tarafından hemen bu önümüzde görmüş olduğunuz burada boş bir kovan var. Oraya doğru aktarılacak. Ondan sonra da burada artık onların yeni bir yaşam alanı oluşacak. Değil mi abi? Tabii. O zaman ne yapıyoruz? Dünyanın döngüsüne biraz daha destek vermiş oluyoruz. Çünkü kendisi de arıcı ve arıları zaten çok seviyor. Evet Eşen'den şimdilik bu kadar diyelim biz. Belgesel çekmeye devam ediyoruz. İyi günler. Ben çekil abi. Çünkü beni sokar bu. Öyle mi? Kırmızı. Tamam. Kırmızıya dayanamaz. Tamam bir de bakalım. Evet, şimdi bu kadar. Devam ediyoruz. İyi günler.